Ya gündüz ne dur oğlum chat çok akıyor lan. Lan bak bu çetin dağızısını gördük ha. Abi masaka yayından sonra ne yaptık? Ya işte Kord'un vize işlemlerini hallettik de olmadı. Ondan sonra onları Almanya'ya götürmek istedik orada. Bugün Holsun yayında da söyledim. İşte bir şekilde otobüs, motobüs, valiz içinde sıkıştırdılar çocuğu, götürdüler Çok da bir şey demek istemedim. Götürün abi ne yapalım? Dediler işte hep konusunda yetişeceğiz onu orada. Sıfatı falan baya değişmişti ama yani Baya böyle gangsta görünüyordu. Elren hakkındaki gerçek düşüncelerini söylemiş. Bilinçaltı neyse o. Yerden yere vurmuş. Kaldırıp kaldırıp yerleştirmiş. Bence sadece Kordi değil, bütün ekibin benzer düşünceleri vardır. Bayağı böyle birebir konuşamıyoruz uzun süredir. Ne kadar oldu? Dört gün oldu. masaka yayınından sonra. Abi Massaka yayından sonra ne yaptık? Ya işte Kordi'nin vize işlemlerini hallettik de olmadı. Ondan sonra onları Almanya'ya götürmek istedik orada. Bugün Holmes'un yayında da söyledim. İşte bir şekilde otobüs motobüs valiz içinde sıkıştırdılar çocuğu götürdüler. Çok da bir şey demek istemedim. Götürün abi ne yapalım. Dediler işte hep konusunda eğiteceğiz onu orada. Sıfatı falan baya değişmişti ama yani. Baya böyle gangsta görünüyordu. <laughs> Destek olmak için. Bu yayın küfür etmeden durabilir misin? Oğlum ben küfürbaz bir adam değilim. İstemezsem etmem. Küfür etmeyi istediğim için küfür ediyorum oğlum. O kadar takılmayın. Nasıldı yayın? Masaka yayını? Yani nasıl dediğim abi mükemmeldi falan anlamında sormuyorum yani. <laughs> nasıldı yani hani eğlendiniz mi bari? Muhabbet sardı mı? <laughs> Biraz zorlandığım bir yayındı. Bütün profesyonelliğimi konuşturmaya çalıştım. Ama biz çok eğlendik. Yani hem öncesinde hem sonrasında çok eğlendik. Ama gece bittiğinde yani herkes gittiğinde böyle <laughs> bir çöküntü. Yorulduk ya falan olduk. Kordi titriyor. Biraz yorumlara baktım sağda sola. Genel olarak herkes eğlenmiş. Tabi eğlenmeyenler de var. Her olacağı gibi zaten herkese hitap edecek muhabbetler belki yok orada ama. Güzeldi la anı oldu güzel bir anı oldu. Bence onlar için de e, bizler için anı oldu. Bir de hani ertesi gününde bile akşamında Masakan'ı story atıp işte bizi çok güzel ağırladınız teşekkür ederiz demesi bile keyifliydi. Genel olarak yüzde %80 yorumlar güzeldi. 90 yorumlar güzeldi hatta. Help yazıyor. Almanya'da mısın şu an Kordi? Neredesin? Genk avsa <laughs> Çok kısa sürdü. Gönül isterdi ki daha uzun yayalım. <laughs> Ama ben yorgundum biraz o gün ya. Yorgundum. O yüzden mümkün olduğu kadar böyle şey yapmaya çalıştım işte hani. Bizim de ekmek kapımız. Oğlum burası şimdi. <laughs> Astral'i araştıran oldu mu ondan sonra? Emmi oğlu. Benim mesela küfür etmeme gerek kalmadı. Misal. Ya gündüz ne dur onun chat çok hızlı lan. Lan bak bu chat'in dağızısını gördük ha. Oğlum bu şey chat bu kadar hızlı Hava aydınlık yayın yapamıyorum. Bari chat okuyayım biraz. Ko bu arada Kordi helal olsun. Bak Kordi açıklamak istediği her şeyi açıkladı. Bence tatlı bir tartışmaydı o. Bir yerde tırstım dedim herhalde Kordi böyle bir tane ters tokat yiyecek. O an onları hesaplıyorum ulan. yapmaz zaten masaka da yapıyorum bu arada. Dedim ondan sonra ne olur? Yayını hızlı kapatmak lazım. <laughs> ya arkada ne muhabbetler döndü bir bilseniz. Harbi eğlendik yani. Birkaç kişiye takılmış. İşte Kordi'ye böyle çok yüklendiniz, çok yüklenildi. Bana kızanlar olmuş. Niye bu kadar yüklettiriyorsun? O ne diyorsunuz da eğleniyoruz ya. O samiyetle muhabbet ediyoruz yani. Benim ya Kordi bir git. Ha, demem gibi bir şey o yani baktığında. Ama genel olarak güzelmiş. Siz nasılsınız iyi misiniz? Çeti benim uzatmam lazım arkadaşlar. Aha, aha Ha, ha, anladın o yüzden. Bir dakika şu çeti nasıl uzatırım? Şöyle yaparım. Şunu. Ha bak böyle oluyor. Ha. Tamam şu an chat uzadı. Şu, ya hype train açıldıkça aşağıda göster lan. Bu ne? Bu ne bu? Ne attım ben? 5 ifade açtın. Al al. Ne ifadesi bunlar? Oğlum gitmiyor. Kaç tane hype train açıldı? Oğlum benim çete bir şey oldu lan. Heh. Astral ya astral konusunda bir garip millet o gün muhabbeti yaptık bir yorumlar gelmiş videoların altına böyle böyle açıklamalar. <laughs> astral seyahat yaklaşık olarak 4 yıldır yapıyorum. Ama bunun bu şekilde konuşulması hoşuma gitmedi. E, bu kadar derin bir konunun gerçekten iyi araştırılarak ve de doğru şekilde yapılması gerekiyor. Bu şekilde anlatılması birkaç kişinin kafayı yemesine vesile olabilir. Yaklaşık 6. yılımdayım. 6 yıldır çeşit çeşit yerlere gittim. Bunlar, Oğlum bir açıklamalar okurken kanım dondu a**a kapattım hemen. Haftaya ben de başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan ne gördün orada? Ha o Masaka asla Hı seyahat ile geldi mi? <laughs> Manyak mısınız? <laughs> bir abone chat alabilir miyim iki saniye? Çok yordu lan chat. Bu, bu chat çok hızlı ha. Hiç böyle Masaka yayından sonra bir yerde canlıyım manlıyım bir şey yapıp konuştu mu? Bir şeyler söyledi mi? He? Adam 50 kere chat çok hızlı. Oğlum normal algılayamadı ki. Normal yani hiç bilmeyen bir adam için çok zor. Karşında sürekli chat böyle akıyor. Insta'da açtı. Aa ne dedi Insta'da? İzleyemedim demiş biri. Birçok kişi izleyememiş. Tukan'a bir daha gidersem Kordi bana disatabilir atabilir dedi. Borma TV'ye dur toplansın millet de ben de bir sakin gireyim. Rol yaptım Elrihan'ı hiç sevmem dedi abi. <laughs> Yok lan biz sevdik birbirimizi ya. Oo. Geçen gün Kordi'nin bana disini dinledik ya. Bir tane bebe şey yazmış. Kordi anlatıyorum. <laughs> Çok güldük o yoruma. Bu kadar yazı yazmış. Demiş ki Kordi demiş bilinç bilinçaltında Elren'e hissettiği her şeyi aslında buraya döktürmüş demiş. Demek sırrı çözmüş. Ondan bak bu kadar yazı. Hatta Kordi'yi de aşmış. Demiş ki Kordi değil. Bütün ekip aynı şeyleri hissediyor aslında demiş. Elren de bunun böyle olduğunu hissettiği için ne demiş? Sesini çıkar bir şeyler yazmış koyayım. Adam bütün şifreyi çözmüş. Sherlock ya. Kordi <laughs> yorum okuyor götüyle gülerek. Ulan dedim altına şunun bir yazayım oğlum dedim nasıl çözdüm bu şifreyi falan. Değişik insanlar var ya çevremizde. Bir tane çocuğu mındar ettim. bir şey yazmış böyle gelmiş bizim bir tane masak eğitiminin altına. Arkadaşlar demiş Eee... Tuğkan'a ve Masaka'ya dikkatli bakarsanız Şimdi cümlelerimizi abartıyorum hatırlamıyorum tam cümleleri. Sadece kahve içmedikleri ya da işte alkol içmedikleri belli demiş. E, bunu anlamak bu kadar zor olmasa gerek demiş tamam mı? Hesabı silen aynen. Bayağı adı soyadı var. Altına da bizimkiler gelmiş. Ne diyorsun lan sen falan? Eldirenin öyle işlerle alakası yok zaten. Sevmediğini hep söyler. En sonunda çocuk dayanamamış baskıya şöyle söylemiş. Bir tanışıklığımız var ki biliyoruz ki söylüyoruz demiş. Ben de çocuğa <laughs> cevap verdim. Dedim önce bir tanışıklığımızı anlat. Ondan sonra s**teceğim seni dedim. Bak yorumu yaptım. Vışt. Hani yorum da değil. Çocuk dünya üzerinden yok oldu. Yorum gitti, hesabı gitti. Her şey yok oldu çocuğun. Düşünebiliyor musun? Dalga. Yani benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Benim... X binlemeler kullandığımı düşündüğünü değil bildiğini söylüyor. Sonra üstüne diyor ki bizim tanışıklığımız var diyor ki beni biliyorsunuz ben hani hep söylerim ben uyuşturucu sevmem arkadaş. Çocukluğumdan beri sevmem. Bütün influencer sosyal medya herkes çevrede bilir. Ondan sonra tanışıklığımız var diyor. Hayırdır koyayım nereden tanışıyormuş sonra seni diyorum. Sonra yok 12 yaşında falan değil oğlum 23-24 yaşında profil fotoğrafı var bayağı takipçisi var yani aktif kullanılıyor herif. Aktif kullandığı bir hesabı var yani. Belki aile bireyleri falan var orada. Sonra sen müdahil olunca zınk yok oluyor gidiyor. Sosyal medya şu an çöplük ya. Çöplük oğlum. İnsanlar oturduğu yerden istediği insana leke, pislik, iftira, o bu s keyfine oturduğu yerden. Ulan sen kimsin ya? Yani bu kadar kolay mı lan bilmediğim bir şey için? Yani ne olacak? Hadi varsayalım ki Öyle bir mevzu var. Ya hayırdır la. Bir şey iddia ediyorsan da altına geldiğin zaman yani onlar ulaşılmazsın sanıyorlar ya seni. Altına geldiğin zaman da aslan gibi konuşacaksın. Böyle in yani enteresan ya. Geçen onu sorguladık hep beraber tabii sohbet edince. Dik ne oluyor ama? yani? Bu kadar rahat mı insanlar hakkında konuşmak? Adli süreçte yardımcı olurum. Ya yok abi. Adli, maddi, dava, mava değil mevzu. Yani ne hissedebiliyor ki yani Ne ne amaçlıyor ya da? Bunu yazdığı zaman benim el tanışıklığım var. Aynı ortamda bulunduk ki biliyorum. E sikik niye siliyorsun hesabını o zaman? Kanıtla söyle. Ben de belki şey yaparım. Aa, aa Yaparım yani ne bileyim. <laughs> ya moral bozukluğu yaratamaz ki oğlum. Anca senin haterındır. Ortaya atar. Ondan sonra oradan seni seven, sana saygı duyan veya öğütlerine e, işte dikkat çekmiş biri üzülür. Dur Kordi geldim. Ne bu? Bekle ben şu başka odaya geçeyim de. Şey yollamış. İnanılmazdı. Geçen gün hep beraber olunca ben tabii sosyal medyaya çok zaman harcamıyorum ya böyle fazla. E birlikteyken hep bu yorumlar morumlar okuduk böyle bir baktık. Ve üzüldüm yine ya yani sıkıntılı. Yapmayın eğer beni izleyenler varsa arkadaşlar insanlara böyle şeyler yapmayın. Sevmediğiniz adamı bile sevmiyorum demeyin geç. Mesai harcamaya değmez. Kordu gel lan yukarı. Ne yolladın şimdi? Aç mıyım? Sen? Alo. Aleyküm selam. Oğlum ayıp değil mi lan içindeki pisliği sen? silecektim onu. Ne, <laughs> ne yaptın sen? Açayım mı ya. yolladığın yani şeyi? Ya adamın kini istersen aç. Benimkini istersen aç. Böyle sen bilirsin yani kafana göre. Herhangi bir sorun yok yani. Daha fazla <laughs> yazacaktım dedim. Yani çok ciddi alındığını düşünecek adam. Ya bunlar için bak genelde bu tarz muhabbetleri açtığın zaman izleyici hemen şey moduna giriyor. Abi niye mesai harcıyorsunuz diyorlar ya. Niye dikkate e, alıyorsunuz? Çok, çok haklısınız. O konuda zaten en fikiriz. İşte bu güzel yorumları okumuyorsunuz da kötü yorumlar ok Aslında mevzu o değil. Hep açıklıyorum bunu bir daha açıklamayacağım. Ee, bir takım insanların ne kadar geri zekalı olabileceği veya ne kadar değişik bir insan formuna bürünebileceğini aslında vurmak istiyorum ben masaya. Şimdi abi sen benim hayatımı değiştirdin sen çok güzel bir adamsın diyen adamın yorumunu okumak benim içimde güzel. Onu sürekli sesliye dökmek beni şey yapıyor böyle sanki hani bilerek onları belki de o zaman diyecek gibi takım insan bu da sadece güzel yorumlar okuyor. Kötü yorumlar okuyunca da bu da salak sadece kötü yorumlar okuyan diyor ya. İşte bu noktada ben kötü olanları okuyup ne oldu? diye bir ses geldim. O sebeple böyle bazen dikkat ediyoruz ve diye, diyoruz ki yani bu adamın IQ seviyesi nerede yani? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Neyse o zaman esisi göstermeyeyim korda okuyayım bak. Kafana göre kafana göre. Bak yorumun hastalığına bakın şimdi. Çok açık söylüyorum. Şakaya vuruyorlar ama Elren hakkındaki gerçek düşüncelerini söylemiş. Bilinçaltı neyse o. Yerden yere vurmuş. Kaldırıp kaldırıp yerleştirmiş. Bence sadece Kordi değil. Bütün ekibin benzer düşünceleri vardır. Eline ne karşı sevgim nefretim yok. <laughs> Siktir ama. Yok ama çok kazan... Yok, kanka. Ama çok kazandığı için gıcık oluyorum. Hak etmiyor. Kesinlikle. Hiçbir yayıncı YouTuber hak etmiyor. Dinledikçe sövüyorum. Oh diyorum. Yaşım 25 ona göre. Bak mal olduğu buradan belli zaten. Evet, ya, ya yaşım ya, yaşım 25 falan diyor yani o kadar mal. Saçma sapan bebeler gelip 20 sene önce piyasada garson bile olamayacak insanları savunmasın bana. Ağzınıza yallah lan yallah. Ama sonunda ünlem var ünlem <laughs> bir de ünlem koymuş. <laughs> lan be Allah ya ne anladın mı? Adam cümleleri kurarken kendini kendimi nasıl rezil ederim diye düşünmüş. Zaten zeka kapasitesi bir yere kadar. Bu bir de 4-5 tane like almış. Yüksek ihtimal onun kendi hesaplarıdır. Altına biri tamam yazmış. <laughs> Yüksek ihtimal bizden biri ya. Bizim izleyicilerden o biri. O işte doğru olanı yapıyor. Aynen. Herkes As e, aslında bak. Sosyal medyadaki en güzel şey o. Biri böyle saçmaladığında ona böyle ciddi alıp cümle yazmak yerine aynen kardeşim. Tabi biz bir ara yapıyorduk ya kalp. Deliriyor der. Nefret sunuyordu. Ben size ne diyordum? Arkadaşlar bizle ilgili. Bizim izleyicilerimizle ilgili benle ilgili nefret yorumları gördüğünüz zaman kalp atın limon atın çok güzelsin deyin çok tatlısın deyin mal olsun limon muhabbeti gibi. Bunu baya bir süre yaptınız ve herifler götüne kumanda soktu nasıl yapmasınlar sövsünler bana sövsünler bana falan yapıyorlardı hatırla çünkü o dikkat çekmek istiyor ya çıldırttı duramadılar yerlerinde yani. Ya yine yapın hep yapın bunu zaten. Ben çok kızıyorum oğlum. Bu tarz yorumun altında savunma yapanları görünce üzülüyorum yani. Harcamayın mesajınızı öyle şeylere diye. Don't da yazmayın. Don't yapma demek. Sakın ha demek yani. Aksine ona böyle hiç ummadığı hareketi yapacaksın. Çukuru. Çukuru. Neyse. Sen yorum mu attın sonra? Bir saat önce yazmışsın. O ben eve geldim işte. Ben biraz sürdü <laughs> Eve geldim. Açtım işte PC. O aklımda benim anladın mı? O çocuğa bir şey diyesim geldi benim. Çünkü farkında değil ya. O farkındalığı ona sağlayabilir miyim diye. Sonra dedim silsem mi yazsam mı? Ya, oğlum ya. bak işinden ya? geliyorsa yazacaksın. Ben de yazıyorum. Mesela geçen gün o benimle ilgili hani hesabı silen lavuk var ya normalde yazmam. Ama onun göt gibi kalacağını biliyorum ya. Evet işte, Evet evet. Onun için O o, o, yani. o yorumu niye yazdım biliyor musun? Orada 7-8 kişi vardı. Orada ona hani ne demek istiyorsun kanka? Nerede hani Böyle bir şekilde inanma potansiyeli olanlar vardı ya <laughs> o çocuklar için yazdım ben 7-8 kişi bile olsa onu yazdım onu şey yorum olsun. gitti Bilmiyorum. o yorumun altındakiler şey oldu aa Tukan abi geldi aa yorum gitti herifin hesabı gitti bayağı bebesi ha oldular sonra. Ben de şeyi istemedim yani böyle bir yorum var şimdi işte o yorum yok falan hani adama cevabını vereceksin abi hak ediyorsa malsa. Evet yoksa ben sessiz kalmayı çok seven bir adamım bu tip şeyler. Yani konu saçmaysa konu beni ilgilendirmiyorsa he 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 a** demeyi çok seviyorum. Bazen gü günümle alakalı sabah uyanıyorum mesela böyle bir iki toksik yorum okuyorum altına döşüyorum sonra pişman oluyorum yarım saat sonra. Yani ne muhatap oldun amına engelle geçer engelleme bile dursun öyle. Okuyayım mı seni yazıyorum sen ne yazmışsın ben de bilmiyorum. Oku. Kanka kusura bakma ya da bak sana kalmış ama senin cidden çok kaliteli bir geri zekalı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Kendi halüsinatif dünyanda ne yaşıyorsan yaşa. Fakat lütfen değersiz komplo teorilerini hayali arkadaşlarına sakla. Bizi aktarıp mide bulandırma. Birazcık da laf attığın adamın geçmişini araştır. Senin eline klavye vereni nokta nokta yazmış klavye vereni kim demiş özetle. Hani ben kendim... Ben hiç yasal olarak <laughs> hiçbir sıkıntı olmaması için kesinlikle onları sansürledim. Bir şey yapmadım. Ey Allah'ım ya. Bunlar oluyor Gerçekten ya. İşte o aslında seninle ilgili, senin yazdığın diye Stefan ilgisi yok. O çocuk benden nefret duyuyor ya da işte bu bütün YouTuber'lar. Fırsat arıyor acı belki evet. evet. Ya onlar öyle tipler yani. Sen mesela 50 tane güzel şey yap, bu adam içinden o güzel bir şey bile dese ses etmez. Ama bir tane kötülük yap ya da bir tane yanlış yap, 6 ay konuşmazsa şerefsizim. Bu adamlar böyle adamlar. Bunları geçeceğim. Çünkü hafızası bir hafta zaten. <laughs> Ee, ilgi meraklısı. O yüzden arkadaşlar size söylüyorum. Bu şeyler gördünüz zaman yazmayın, etmeyin, uğraşmayın. Kalp atın geçin. Bu arada gerizekalı da hakaret arkadaşıma dostum ben gerizekalı olduğunu düşünüyorum dedim. Bu hakaret <gülüyor> değil. <gülüyor> Siz rahat olun ben onları düşünüp yaz yazıyorum. Evet öyle bir anıydı bu da. Dün daha taze konuştuğumuz için aktarayım dedim. Hani içiniz yağları erisin biraz. weaver